Merhaba Gobeller. Şimdi 5. köşe taşındayız dostlar. 11 numaralı ünitemizin 5 numaralı köşe taşındayız. Trigonometrik denklemler yapıyorduk dostlarım. Bakınız burada ne var kardeşler? Burada bir tarafta sinüs var, bir tarafta kosinüs var. Şimdi ya iki tarafta sinüs olacaktı ya da iki tarafta kosinüs olacak ki ben bu denklemi çözebileyim. Şimdi hemen diyorum ki 5pi bölü 18, 180'i 18'e böldüm 10. 5 ile de çarptım, 50 derecedir bu. Ve sen şunu biliyorsun. Kosinüs 50 ile sinüs 40'ın aslında birbirine eşit olduğunu biliyoruz dostlarım. O halde bakın burası da sinüs oldu. Burası da sinüs oldu. Artık bu devreden çıktı. Şimdi iki tarafta sinüsse ne yapıyordum ben dostlar? Açıyı yazalım şimdi ilk önce. Yani 2x artı pi bölü 3 60 derece demektir. Eşittir diyorum. Bir 40 derece artı 360k gelecek. Veya bir de 2x artı 60 derece eşittir. 180'den 40'ı çıkartacaktım dostlarım. Yani 180'den 40 çıkarsa 140 mı kalacak dostlar? Evet, 140. Artı 360k diyecektik arkadaşlarım. Şimdi düzenleyelim burayı. 60'ı bu tarafa atalım. 2x eşittir. Eksi 20 artı 360k geldi. Veya 60'ı yine bu tarafa atalım. 2x eşittir. 80 artı 360k da buradan geldi. Hemen 2'ye bölelim her iki tarafı. X eşittir. Eksi 10 artı 180k. Veya x eşittir. 40 artı 180k geldi. İşte çözüm kümesi bunlardan oluşacak dostlarım. Şimdi ne diyor? En küçük 2x açısının ölçüleri toplamını soruyor bize. Hemen şuradan k'ya bir 0 versek, k 0 olduğunda ne çıkacak değerimiz? Eksi 10 derece. K 1 olduğunda ne gelecek? 180 eksi 10'dan 170. 2 verirsek 350 şeklinde gidiyor bu. Şuradan bulalım. K'ya 0 verirsem 40 gelecek. 1 verdiğimde 220 çıkacak ki bu şekilde de bu gidiyor arkadaşlarım. Bize en küçük 2 tanesini soruyor ama şu aralıktaki, yani 0'dan büyük 360'dan küçük aralığındakileri bulacaksın. O yüzden eksi 10'u almıyorum. 170 ile 40 derece çıktı arkadaşlarım. 170 ile de 40'ın toplamını soruyor. Yani 210 dereceyi soruyor bize dostlar. Tabi radyan cinsinden soruyormuş. Bu da 7 çarpı 30, yani 7 pi bölü 6 diyebiliriz dostlar sorumuzun cevabını. Geldim 2 numaralı soruya, bakalım bu ne diyor. Bakınız yine bir tarafımız kosinüs, diğer tarafımız sinüsmüş dostlarım. Hemen şu 18 derece aslında niye eşittir? Kosinüs 72'ye eşittir diyebiliriz. Çünkü toplamları 90. Şimdi iki tarafta kosinüs oldu kardeşim. Hadi gelin bunu bir düzenleyelim. Şimdi 3x artı 66'yı alacağız burada. 3x artı 66 eşittir 72 derece artı 360k veya 3x artı 66 eşittir. Bir de ne yapıyorduk? Açının eksilisi. Kosinüs de böyleydi. Eksi 72 artı 360k dedim dostum. Şimdi düzenleme aşamasına geldik. 66'yı buraya atalım. 3x eşittir 6 artı 360k çıktı. 66'yı buraya atalım. 3x eşittir 138 yapıyor. Evet, eksi 138 artı 360k geldi. Hadi bir de 3'e bölelim hepsini. X eşittir 2 artı 120k veya x eşittir 138'i 3'e böldük, eksi 46 artı 120k geldi kardeşlerim. Şimdi değerlerini verelim. 0 verirsek buradan bir 2 buluruz. 1 verirsek 122 buluruz. 2 verirsek 242 buluruz gibi gider bu şekilde. Buraya bakalım, 0 verdik eksi 46. 1 verdik 74 geldi. 2 verirsek gidiyor. Bu şekilde gitti arkadaşlarım. Bize bakın alfalarımız, yani bulacağımız değerler 0 ile 360 aralığında demiş biz. 180 aralığında, pardon. 0 ile 180 aralığında olacak. Şimdi bu aralığa girenler hangileri? 2 ile 122 giriyor. Buradan da 74 giriyor dostlarım.
O halde cevabım 2, 74 ve 122 olacak. Yani Adana şıkkındaki çözüm kümemiz doğru cevap gelecek. Geldim 3 numaraya. Bakalım bu ne diyor şimdi. Evet, okuyalım soruyu. Bir taraf sinüs, bir tarafta kosinüs arkadaşlarım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi şu adam öncelikle şuna eşit. Sinüs diyelim. 90 eksi şu açı olacak değil mi? Yani 90 pi bölü 2 eksi x eksi pi bölü 2 olacak. Pi bölü 2'ler gitti. Bir tek eksi x kaldı arkadaşım. Şimdi iki tarafta sinüs oldu. O halde açıyı yazıyorum şimdi. 2x eksi pi bölü 4 yani 45 eşittir. Eksi x var burada. Artı 360k geldi. Yine veya diyelim 2x eksi 45 eşittir. Şimdi ne yapıyorduk sinüste kardeşlerim? 180'den çıkartacaktık açıyı. 180 eksi x olacak. 180 eksi eksi x. Yani 180 artı x artı 360k geldi. Düzenleme aşamasındayız. Eksi x'i buraya alalım. 3x olsun. 45 artı 360k geldi. X'i buraya alalım. X bunu bu tarafa atalım. 225 artı 360k geldi. 3'e bölelim şurayı. X eşittir. 15 artı 120k buradan geldi. Buradan da x eşittir. 225 artı 360k. Kökleri bulalım. K'ya 0 verirsek 15 gelir. 1 verirsek 135 gelir. 2 verirsek 255 mi oluyor? Evet, 255 gelir. Şeklinde bu şekilde gidiyor. Buradan da K'ya 0 verirsem 225 geliyor. Bu da bu şekilde gidiyor. Bize en küçük açıyı sorduğu için cevabımız 15 gelecek. 15 de pi bölü 12 demektir dostlarım. Cevap Bursa. Geldik bu sorumuza. Yine kosinüsle sinüsümüz var. Görüyorsunuz dostlarım. Hemen ne yapacağız şimdi? Önce şu eksiyi bir içeriye verelim sinüste dostlarım. Şöyle olsun. Sinüs 75 eksi 2x diye bir yazılsın bu. Eksiyi içeriye verdim sinüste. Şimdi bunu da kosinüse çevirelim. 90'dan çıkartınca kosinüse çevrilecek. Şöyle olacak. Burası kosinüs x artı 45'tir. Burada bir değişiklik yok. Ama şuraya bakalım. Kosinüs olacak bu sinüs. Ve burada da 90'dan çıkartacağım. 90 eksi 75 artı 2x gelecek arkadaşlarım. Bu şekilde düzenledim. Şimdi hemen kosinüsün açılımını yapıyorum. X artı 45 eşittir. Şurası 15 derece yaptı kardeşlerim. 15 artı 2x artı 360k gelecek. Veya x artı 45 eşittir. Eksilisi olacaktı bir de bunun dostlar. Eksi 15 eksi 2x artı 360k da buradan geldi. Düzenleme aşamasına geçiyorum şimdi. Ne yapalım? 45'i bu tarafa, 2x'i buraya alalım. Eksi x eşittir. Eksi 30 artı 360k gelir burası. Veya şuraya bakalım. 3x eşittir. Eksi 60 olur. Artı 360k da buradan geldi. Eksiyle de çarpalım burayı. X eşittir. 30 eksi 360k olur. 3'e bölerek yazıyorum. X eşittir. Eksi 20 artı 120k da buradan geldi. Şimdi buradan k'ya 0 verirsem 30. Başka. Eksi 1 verirsek k'ya 390 diye gidiyor arkadaşlarım bu. Ama bizden hangi aralıkta istiyor? 90 ile 270 aralığında. Bakın buradan hiçbir şey girmedi bu aralığa. Şuraya bakalım. 0 verirsek eksi 20 çıkar. 1 verirsek 100 olur. 2 verirsek 220. 3 verirsek 340 gibi gider bu da bu şekilde. Ve 90 ile 270 aralığına da bu ikisi girer. Kaç farklı kökü vardır diye soruyordu. 2 tane çıktı Goberler. Evet, bu sorumuzun da cevabı Denizli geldi. 5 numarayı da gömdük. Hemen aldık 6 numarayı önümüze. Bakalım burada ne var? Bakın burada görüyorsunuz kosinüs, kos, kos, sin, sin var arkadaşlarım. Toplam fark formüllerinden faydalanacağız biz burada. Hemen ne yapalım şimdi? Bu kos, kos, sin, sin olduğu için kosinüsün toplam formülüdür. Çünkü aradaki işaret eksi. O halde kosinüs 2x ile x'in toplamı olacak. Yani 3x eşittir.
1 bölü 2 geldi kardeşim. E şimdi bundan sonrasını biliyoruz. Birinci köşe taşına döndü artık sorumuz. Kosinüsünün kaç derece olduğunda 1 bölü 2 oluyordu? 60 derece. Demek ki 3x dediğim açı bir 60 derecedir artı 360k veya 3x dediğim açı eksi 60 derecedir artı 360k diyorduk kosinüste. Düzenleyelim şimdi. 3'e bölelim her tarafı. X eşittir 20 artı 120k veya x eşittir eksi 20 artı 120k. Eksi 20 artı 120k geldi. Şimdi değer verme aşamasına geldim kardeşim. Evet, ne diyor? En küçük pozitif x açısını soruyor. O halde 0 verdiğimde 20 derece çıkıyor zaten. İşte 1 verirsem 140 diye gidiyor bu şekilde. Burada da 0 verdiğimde eksi 20, 1 verdiğimde 100 diye bu da bu şekilde gidiyor kardeşlerim. Yani görüyorsunuz en küçüğümüz 20 derece olacak. Daha da küçüğü yok. Peki 1 numara tamamdır. Geldik 2 numaraya. Şimdi 2 numarada şurada 4 var ya, bakın aynı açının sinüs ve kosinüsünün çarpımları mevcut burada dostlarım. Ben bu 4'ü şuradan sileyim. 2 çarpı 2 diye yazayım. Hatta bu ikilerden birini buraya bölü diye atalım. 2 buraya bölü diye gelsin. Bakın 2 çarpı sinüs çarpı kosinüs. Bu da sinüsün yarım açı formülüdür dostum. Yani sinüs 2 kat formülü. 2 ile çarpıyorum. 2x eksi pi bölü 3. Yani 60 derece geliyor. Bu hale döndü. Eşittir 1 bölü 2 oldu kardeş burası. Bakın ne oldu şimdi? Sinüsün çözüm kümesini bulacağız biz. Hemen ne yapıyorum? 2x eksi 60. Bir diyorum ki sinüs kaç 1 bölü 2'dir diye soruyorum. 30. O halde bir 30 artı 360k'dır. Veya bir de ne yapıyorduk sinüste? 180'den çıkartıyorduk. O halde 2x eksi 60 eşittir 150 artı 360k gelecek dostlarım. Şimdi süremiz doluyor yavaş yavaş. Birkaç saniyemiz kaldı. Biter bitmez hemen tekrar başlattım dostlar. Devam ediyorum burada kaldığım yerde. Şimdi ne yapıyorum? Düzenleme aşaması. Eksi 60'ı bu tarafa alalım arkadaşlarım. Eksi 60 bu tarafa gelirse şurası ne oldu? 2x eşittir 90 artı 360k. Hadi burayı bir toparlayalım. X eşittir 45 artı 180k. Şimdi k'ya değer verelim. 0 verirsem 45, 1 verirsem 225 olur, 2 verirsem 405 olur gibi gider bu. Şimdi veya şurayı toparlıyoruz. 2x eşittir 210 artı 360k geldi. X eşittir 105 artı 180k'da burası çıktı dostlarım. Şimdi k'ya değer verelim. 0 verirsem 180, 105 gelir. 1 verirsem 285 olur diye bu da bu şekilde gidiyor. 0, 2 pi aralığındakileri soruyor. Bakın şu ikisi girer bu aralığa. Buradan da 105 girer kardeşlerim. Yok, hatta 285 de girer bu aralığa. Toplamda 4 tane çıkacak. 2, 2, 4 tane kökü vardır bu aralığın içinde dedik. Ve geldik 3 numaralı soruya. Bakın hemen şurada 2 çarpı kos kare eksi 1 var. Dostum bu kosinüs 2x'in açılımıydı hatırlarsanız. Kosinüs 2 çarpı açımız x artı 80 tabii ki. Bunun açılımıymış. Yani şöyle oldu. Kosinüs 2x artı 160 eşittir kosinüs 4x geldi kardeşler. Hemen şimdi çözüm kümesini bulmaya çalışalım bunu. Ne diyeceğiz? 2x artı 160 eşittir 4x artı 360k'dır. Veya veyasını da birazdan yapalım. Önce burayı bir düzenleyelim. Şurası eksi 2x olur. Eksi 160 bu tarafa geldi. Artı 360k olur. Eksi 2'ye bölelim. X eşittir 80 eksi 180k oldu arkadaşlarım. Şimdi bu bir çözüm kümesi. X eşittir 80. Bakalım var mı? Yoksa B'lı tarafını bulacağım ben. 80 ile 180 olacak. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. İşte burada. Bursa şıkkımız doğru cevap gelecek kardeşim. Şuradaki eksiği çok aldanmayın kardeşler. Sonuçta k'ya eksi 1 de verebiliyorum değil mi? Eksi 1 verirsem 80 artı 180 oluyor mesela değil mi kardeşim?
Pekala. 3 de tamamdır. Geldik 4 numaraya. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi üst tarafa bakınız dostlarım. Üst taraf sin kos kos sin. Yani sinüsün toplam formülü var. Çünkü aradaki işaret artı sinüs 5x burası. Bölü buraya dikkat edin. Kos kare eksi sin kare. Bu da kosinüsün yarım açısı kardeşim. Yani kosinüs 2 kat formülü yazacağım. Kosinüs 2x eksi 60 derecedir diyeceğim buraya da. Eşittir 1. Hadi şimdi toparlayalım burayı. Şöyle oldu. İçler dışlar yaparsam sinüs 5x eşittir. Kosinüs 2x eksi 60. Şimdi ikisini de sinüs ya da ikisini de kosinüs yapacağım. Hadi kosinüse çevirelim ikisini. Burayı ne yapalım dostlarım? 90 eksi 5x diye yazalım değil mi? Toplamları 90 olduğunda sinüs kosinüse eşitti. Yani şöyle olsun. Kosinüs 90 eksi 5x eşittir kosinüs 2x eksi 60 diye çevirdim. İkisi de kosinüs oldu. Şimdi hemen yazıyorum. 90 eksi 5x eşittir. Bir 2x eksi 60 artı 360k olacak. Veya diyeceğim 90 eksi 5x eşittir. Bir de bunun eksilisi. Eksi 2x artı 60 artı 360k diyorum dostlarım. Şimdi toparlayalım. 2x'i buraya alalım. Eksi 7x. 90 buraya gelirse eksi 90 artı 360k oldu. 7'ye bölelim. X eşittir. 90 bölü 7 artı 360k bölü 7. Buradan bir x'imizi bulduk. Yok, şurası hatta eksi olur değil mi? Şöyle birinci x çözüm kümesini bulduk. Veya diyelim. Şuraya bakalım dostlarım. Eksi 2x'i buraya alırsak eksi 3x olur burası. 90'ı buraya alırsam eksi 30 mu oluyor dostlarım? Hatta şu 90 buraya gelirse eksi 150 oluyor ya. Pardon. Buradaki 60'ı görmedim ben. Eksi 150. Şurası eksi 150 oldu arkadaşlarım. Şimdi 90 buraya gelirse eksi 30 oluyor değil mi bu durumda? Eksi 30 artı 360k. Eksi 3'e bölelim. X eşittir 10 eksi 120k. 10 eksi 120k çıktı. Şimdi köklerini bulalım. K'ya 0 verirsem 10 gelir. K'ya 1 verirsem 130 gelir. Yok, eksi 1 verelim. 130 gelsin. Eksi 2 verirsem 250 gelir şeklinde gidiyor ki bakın 250 zaten şıklarda var. Köklerinden biri 250 derecedir diyebiliriz dostlarım. Şimdi birazdan devam edeceğim arkadaşlar. 7 numaralı köşe taşıyla. Burada bir durdurayım videoyu. Birazdan birleştiririz. Hadi görüşürüz. Evet dostlarım. 7. köşe taşıyla devam ediyoruz şimdi arkadaşlarım. En son 6'yı çözmüştük. 7 numarayı bir gömelim bakalım hemen. Birinci sorumuz. Kotanjantın arkadaşlarım çözüm kümesini yazacağız. Kotanjant ve tanjantınki direkt basittir dostlar. Bakın şöyle yapacaksınız. Şimdi kotanjant kaç eksi 1'dir diyeceğiz. 135 derece. O halde şöyle olacak. Şuradaki açıyı yani x eksi 45'i şurası x eksi 45 yapıyor. 135 artı 180k'ya eşitliyoruz. Tanjant ve kotanjant da açı yani alfa artı 180k gelecek dostum. Hadi düzenleyelim. Eksi 45'i buraya atalım. X eşittir. 180 artı 180k. Yani x eşittir pi artı pi k geldi. Yani ikisi de pi olduğu için direkt şöyle yazabilirim. Pi parantezine almışım gibi düşünün. Pi parantezinde bir k artı 1 yani bir sabit sayı. X eşittir pi parantezinde k diye de yazılabilir. İşte çözüm kümesi budur diyeceğim ki hangi şıkkımızda var? Denizli şıkkında mevcut arkadaşlar. Geldim 2 numaralı sorumuza. Şimdi önce eksi kökücü bu tarafa atıp şöyle bir düzenleyelim. Tanjant x eşittir. Eksi kök 3 buraya artı geldi. Bölü 3 oldu arkadaşlarım. 3'ü de buraya bölü olarak attım. Şimdi tanjant kaç kök 3 bölü 3'tür? 30 derece. O halde şöyle olacak çözüm kümemiz. X eşittir 30 artı 180k. Şimdi k'ya değer vermeye başlayalım. 0 verirsem 30 derece çıkar. Köklerinden birini soruyor. 30 derece demek pi bölü 6. Var mı? Yok. 1 verirsem 210 derece çıkar. 217 pi bölü 6 demektir.
30'u 7 ile çarpacağım. Evet, bu var şıklarda. Direkt Denizli şıkkı çıktı Gobeller. Geldim 3 numaraya. Şimdi ne yapalım? Önce eksi 1'i bu tarafa atalım. Tanjant 2x eşittir. Eksi 1 buraya artı gelir. Bölü 2 de, 2 de buraya bölü olarak geldi. Şimdi tanjant 2x 1 bölü 2. Hemen tabi açıyı bilmiyoruz şimdi kaç derece olduğunu. Alfa diyelim arkadaşlarım biz buna. Yani 2x eşittir. Alfa artı 180k diye yazdım ben bunu. Şimdi 2'ye de bölelim. X eşittir. Alfa bölü 2 artı 90k. Şimdi değer vermeye başlıyorum dostlar burada. 0 verirsem alfa bölü 2 gelir. 1 verirsem 90 artı alfa bölü 2 gelir. 2 verirsem 180 artı alfa bölü 2 gelecek. 180 artı alfa bölü 2. 3 verirsek 270 artı alfa bölü 2. 4 verirsek 360 artı alfa bölü 2 ki bakın bize diyor ki 0 ile 2 pi aralığında olsun senin bulacağın değerler. 0'dan büyük, 360'dan küçük olsun diyor. O yüzden bunu alamam. Bu 360'dan büyük bir değere girdi. 1, 2, 3, 4 tane kökü çıktı kardeşim. Geldik buna. Bakın burada da tanjantın fark formülü var kardeşim. Şöyle yazılacak değil mi? Bu tanjant 3x eksi 66 diyeceğiz. Eşittir 1. Şimdi tanjant kaç 1'e eşitti? 45 derece. O halde 3x eksi 66 eşittir 45 artı 180k'dır dedim. Hemen düzenleyelim. 3x eşittir 66 buraya gelirse 111 oldu artı 180k. Bir de 3'e bölelim. X eşittir 37 artı 60k oldu dostlarım. Şimdi değer vermeye başlıyorum. 0 verirsem 37 gelir. 1 verirsek 97. 2 verirsek 157. 3 verirsek 217. 4 verirsek 277 diye bu şekilde gidecek. 0-270 aralığında diyor. Yani 270'ten sonrakiler olmaz diyor. En büyük kökü 217 derecedir. Cevabımız Adana çıktı Gobeller. Evet, 7 numarayı da hallettik. Hemen 8 numarayı halletmeye çalışalım. Bakın burada da aynı sinüs ve kosinüste yaptığımız gibi iki tarafta da tanjant mevcut dostlarım. Şimdi ne yapalım burayı? Hiç şey korkulacak bir şey yok. Birinci açıyı alıyorum. 80 eksi x diyorum dostlarım. Eşittir. Şu yani alfa dediğimiz açı burası olacak artık. 3x eksi 100 artı 180k diye yazdınız dostlarım. Bu şekilde yazıldı. Şimdi düzenleyelim. 3x'i buraya alalım. Eksi 4x olsun. 80'i buraya alalım. Eksi 180 artı 180k oldu. 4'e bölelim. Hatta eksi 4'e bölelim. X eşittir. 45 eksi 45k geldi. Peki burayı da nasıl yazıyordum ben dostlar? X eşittir. 45 parantezinde yazdım. 45 çarpı bir sayı. Ona da k dedim dostlar. Çözüme uygun olsun diye. Çözüm de k demiş çünkü benim için. Evet. X eşittir 45k. Hangi şıkkımızda var? Bursa şıkkında mevcut. Geldik 2 numaraya. Bakın iki tarafta kotanjant dostlarım. Yine ne yapıyorum? Buradan açıyı aldım. Pi eksi x eşittir. Buradaki x artı 2 pi ile 180'in 180k'nın toplamına eşittir demiştik. Şimdi x'i buraya alalım. Eksi 2x oldu. Pi'yi buraya alalım. Pi artı 180k. Yani o da pi k demektir dostlarım. 2'ye böldüm hemen. X eşittir. Eksi 2'ye böldüm. Eksi pi bölü 2 eksi pi k bölü 2 geldi. Şimdi değer vermeye başlayalım dostlar. 0 verirsek k'ya eksi pi bölü 2 gelir. Köklerinden birini soruyor. Zaten eksi şıklarda yok. 1 verirsek ne gelir? 1 vermeyelim. Eksi 1 verelim dostlarım. Eksi 1 verirsem artı pi bölü 2 olur. Eksi pi bölü 2 de buradan gelir. 0 olur. İkinci kök 0 çıktı. Şıklarda yok. Eksi 2 verelim. Eksi 2 verirsek eksi 2 pi. Pi çıktı. Pi bölü 2 olur. Artı pi bölü 2 var mı şıklarda? O da yok.
Eksi 3 verelim. Eksi 3 verirsek 3 pi bölü 2. Eksi pi bölü 2 gitti. 2 pi bölü 2'den pi kaldı. Var mı şıklarda? Var. Evet, Edirne'de bulduk çözüm kümesini. Ve geldik 3 numaralı soruya. Şimdi tanjant x'i bu tarafa atacağım dostum. Şöyle olacak. Tanjant 2x eşittir. Eksi tanjant x oldu. Tanjant bu eksiyi içeriye alabiliyordu. Şöyle oldu yani en son hali. Tanjant 2x eşittir. Tanjant eksi x haline döndü dostlarım. Şimdi artık çözüm kümesi yazabiliriz. 2x eşittir. Eksi x artı 180k diyeceğim. 3x eşittir 180k. X eşittir 60k oldu. Hemen şimdi değer verelim. 0 verirsem 0, 1 verirsem 60, 2 verirsem 120, 3 verirsem 180, 4 verirsem 240 diye gidiyor bu şekilde. Bana da 0 ile pi aralığında, ama 0 da dahil değil, pi de dahil değil demiş. Bu aralıkta ne kaldı? 2 tane kökümüz var. Cevabımız Denizli çıktı Goberler. Şu sorumuza bakalım. Yine artık aynı muhabbeti yapacağız arkadaşlarım. Şuradan açıya aldım. 3 alfa eksi 60 eşittir dedim. Şuraya alalım. Alfa artı 30 artı 180k'dır dedik. Şimdi alfa buraya gelirse 2 alfa. Eksi 60 buraya gelirse 90. Artı 180k gelecek. 2'ye bölelim bir de. Alfa eşittir. Alfa eşittir 45 artı 90k geldi. Şimdi alfaya değer verelim. 0 verelim 45 gelir. 1 verelim 135 gelir. 2 verelim 180, 45 daha 225 gibi bir şey çıkar. Bu şekilde gidiyor. Hangi aralıkta? 0 ile 180 aralığında. İşte 45 ile 135 var arkadaşlarım. Başka da yok. 2 tane kökü vardır diyebiliriz dostlar. Evet Goberler, 8'i de gömdük. Şimdi 9'a geçeceğiz ama burada yine bir durduruyorum videoyu. Böyle editliye editliye gideceğim arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videomuzda.